Selamun aleyküm Mürşit Hazretleri, beni emretmişsiniz. Kızın. Zeynep. Yok, öteki Mira. Kaçırdılar diyordun, ne oldu? Ya. Eşnebelleri kaçırmışlar benim kızım. İngiltere. Oraya götürmüşler. Artık hakikatin ortaya çıkmasından nasıl korkuyorlarsa bunlar. Ben başınızın rahatlamasını bekliyordum. Yanınıza varıp soracaktım Mürşit Hazretleri. Bir yolu yok mu benim kızımı bulup ona erişmeli? Mümkünse onu ata toprağına, ait olduğu yere geri getirmeli. Yahu kafirin tek bir lafıyla mı ikna oldun Naim Efendi? Onlar bir düşünürse evelallah biz üç düşünürüz. Her yere haber salmıştım. Dışarı kaçırmaları imkansız. Çıkarmışlar. Tabii. Kaçırmışlar. Aha. Fotoğraf var. Kanıt diye buna diyorsan eğer, bizim çocuklar bir baksın. Nereden biliyorsun oynamadıklarını? Teknoloji Naim Efendi. Bu ahir zaman cihazları kafirin elinde silaha, bizim elimizde hakikatin kapılarına dönüşür. Unutma sakın. Allah Allah. Yok ya, işte fotoğraf var işte. Hey, o vakit ben diyeyim bunu burada çekmişler. Orası gibi mi? Yok yani oraya... ben arkadaşlara sorayım o vakit. Her şey tamam değil mi kuzum? Tamam. Keşke şu vahit şeytanı yok olsa gitse dünyada. Şu halime bak. Kızım tamam. Tamam, geçecek. Kum sadece vahit değil biliyorsun, malum Naim. Ha Cüneyt, Lokman Bey buyurun. Hanım kızım nasılsın inşallah? Sonunda bildin beni. Bilmem gereken vakit geldi çattı değil. Öyle olması lazımdı. Mazur görürsün. Kim derdi ki çocukken deftere sürdüğün kanımın gün gelecek beni evlatlarımdan ayırıp beni onlarla sınayacağını? Lokman Efendi'yi ben davet ettim. İkinci sorunun cevabını bulmak için kitaplara bakacağız. İyi yaptın. Siz şöyle buyurun, ben sonra katılırım size. Buyurun. Ben de geleyim. Yardımım dokunur. Ben sandım ki... Birbiriyle küs olanlar için en hayırlısı ilk selam verip barışandır diye buyurmuş Efendimiz. O zaman yolcu yoluna gerek. Allah'a emanet ol. İyi oldu cübbanın dönüş. Eyvallah. Dikkat et kendine. Sen de. Sayılı gün zaten. Hadi bekletme içeridekileri. Hadi ben arabada bekliyorum sizi. Bu ne? Örgü. Örersin orada diye. Canın sıkılmaz. Baban telefon yok dedi. Ben hiç anlamam örgüden. Zaten çok sabırsızım, öğrenemem bu. Öğrenirsin, örersin de. Hem ben başladım, elimdeydi ya. Akarsu gibi. Zaman gelip geçer çabucak. Oh, keşke sineme. Keşke sineme saklasam seni de kalsan gidemesem. Seçkin abi haber getirir zaten. Hadi, hadi. Hadi. Hayırdır inşallah. Benim için öyle. De. Senin için de öyledir inşallah. Şeyhlerin hepsine haber saldım.
Meclisi Meşayih'i yeniden misafir edeceğim. Hazırlığını yap. Evvela cemaatlerine seslenecekler, ardından kapıma gelecekler. Ya şimdi bu karşılığın içerisinde anlamasınlar güçsüz düştüğümüzü. Malum, aha gidenler de oldu. Tenha bir... Ya... Hep bir olumsuzu diline doluyorsun Sadi. Bu vakitten sonra benim isteklerimin olurunu düşüneceksin. Ayrıca ne Tenaz, ne Cüneydilere lüzum kaldı ne de 3-4 tane dönek faniye. Buraya bana kendi bendelerinin ipini teslim etmek için geliyorlar, biliyorsun. Onların olan her şey benim olacak. Artık arkamda yüzler değil, 10 binler var. Her devir bir değil. Bazı devir olur ki mübarek zatlar, kutlu hadiseler o devre denk gelir. Biz de şimdi böyle bir devrin eşiğinde, böylesi bir zatın karşısındayız. Bekledikleri geldi. Beklediğiniz geldi Sadi Hüdayi. Bu zatın gelişi müjdelenmiş. Gavura galebe çalacağı anlatılmış. Batılın, batağın, batışın devri bitmiştir. Amin. Bunlar gayretlerimin sonucu ama aslen kaderimin kendisi. İslam güneşinin vurmadığı topraklar, ısıtmadığı kul kalmayacak menzilla. Ne olsa, güneş kendisine tayin edilen yönde akıp gidecek denmiyor mu? Biz de onu takip edeceğiz. Biznillah. Velhasıl bu beklenen zat Hatemül Evliya ise, bunu da ispat edip karşımıza çıkıyor ise, hep beraber ardında bir tesbihin taneleri gibi sıralanacağız inşallah. İnşallah! Meclisin huzurunda beklenenin ben olduğumu kendi gözleriyle görüp inanacaklar. Katre kadar şüpheleri kalmayacak. Yalan şahitlik mi edeceğiz? Hatemül Evliya'nın kural kaidesini sen söyledin, kitapta yazıyor diye. Adem dedin, Adem'in Havva'sı dedin. Bir Seyide ile de evlenemedin. Sen Zeynep'e mi bir şey edeceksin? Bak Kur'an'a el bastığını unutma ha. Bana bildiklerimi hatırlatmana lüzum yok Sadi. Elbet meclise yalan söylemeyeceğim, haşa. Bu meseleye de bir çözüm düşündüm çok şükür. Buldum da. Nasıl? Yok. Sen sırtında çok sırt taşıdın be kardeşim. Bir de ben yormayayım şimdi. Az kaldı öğreneceksin. Şüphelerim var. Görüyorum, anlıyorum. Lakin büyük bir devrin şafağındayız Sadi. Senin yerin Hatemül Evliya'nın yanıdır. Aha da buradır. O fasıklarla, o döneklerle bir işin kalmadı. Sen bana güvenebilecek misin bir daha? Tövbe kapısı müminler için her daim açıktır Hoca Hazretleri. Bugün yanımda şahidim olacak, kitabı takip ettiğimi, doğru söylediğimi tasdik eden son fetvanı vereceksin. Bil ki yanında durur isen, bu İslam tarihine geçme fırsatındır. Şimdi yeryüzünü hakikatin yüzü yapmak için benimle misin? Sadi Hüdayi Hoca Hazretleri. Allah yüzümüzü kara çıkartmasın. Hazırlıklarını aksatma. Vazife senindir. Hadi göreyim seni kardeşim. Hadi göreyim seni. Postanız var.
Levent Bey yok ama evde. Siz de Meryem Hanım. Müşit Hazretleri mi var? Hangisine daha yakınız? Zeynep, Mira, Levent. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.